Abdullah Zülbicaden gibi çocuklar. Bakın Abdullah Zülbicaden gibi. Çok tanınmayan, çok bilinmeyen, yer kitaplarında geçmeyen, hayat-ı sahabelerde yer almayan, belki de kitabın en son sayfalarında iki sayfayla anlatıldığı bir adam vardır. Abdullah Zülbicaden radıyallahu anh. Yetim bir çocuk, fakir bir çocuk, annesiyle beraber yaşayan, amcasının himayesine muhtaç kalmış bir çocuk. İman edeceği sırada babası amcasına geliyor, diyor ki ey amca diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etme vaktin gelmedi mi diyor. Ne zaman diyor iman edeceksin? Amcasından olumlu bir cevap yok. Eğer diyor sen bunu yapmayacaksan ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme diyor iman edeceğim. Ne diyor amcası? Eğer diyor sen Muhammed'e diyor tabi olursan, Muhammed'in getirdiği dine girersen, ben de dedi üzerindeki affedersiniz dona varıncaya kadar, elbiselere varıncaya kadar hepsini dedi senden alacağım. Abdullah Zülbicaden, ismi Abdülhuzza, Uzza'nın kulu, putun kulu diyor tabir yerindeyse. O çocuk Allah'a söz verdi peygambere gitmek için. Allah'a iman etmek için söz verdi. Amca da Abdülhuzza'ya verdiği sözü tutmak için mücadele etti. Çocuk dedi ki ben iman edeceğim. Amcası da dedi ki üzerindeki dedi bütün elbiseleri çıkartacaksın. Çırılçıplak kaldı. Çırılçıplak. Annesinin yanına gitti. Şimdi ne olur sen bir babasın. Sokakta çocuğun üzerinden elbiseleri dayısı tarafından alınmış. Amcası tarafından alınmış. Dedesi tarafından çıkartılmış. İman etti diye. Farz et öyle bir hikayen olsun. Çocuğun salih olacak diye. Çırılçıplak bir vaziyette senin evine getirilmiş. Ne hissedersin Allah rızası için söyle. Ne hale geliriz? Sen ne hale geleceksen sahabe kadın da o hale gelmiştir. Annesi bakıyor. Çocuğu çırılçıplak dayanamıyor. Arapların bica dedikleri böyle kalın kumaştan hemen kapıyor o kumaşı. Bir üst yapıyor kendisine bir de alt yapıyor. Ve peygamberin mescidine gönderiyor. Tam bir gün yol yürüyor. Bir gün sabah namazında peygamber aleyhisselamın mescidine geliyor. Şimdi mescide namazı kıldıktan sonra Resulullah aleyhisselam şöyle göz gezdirirmiş. Cendel burada mı diye bakarmış. Emre de orada tamam. Falanca da burada tamam. Ama bir bakıyor ki mescitte bir fazlalık var. Var mı öyle bir hocanız? Mescitteki fazlalığı hissedecek. Var mı Engin? Gelmeyen adamı arayacak. Gelmeyen adamı soracak. Gelmeyen adama memur gönderecek. Neredesin diyecek. Yakana yapışacak. Var mı? Gelmezsen gelme. Sen gelmezsen başkaları gelir. Seninle göbeğimiz bir bağlanmadı ki. Beraber kesilmiş. Var mı böyle hocalarımız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gence yöneldi. Dedi ki sen kimsin dedi. Ben seni ilk defa görüyorum. Genç dedi ki benim ismim Abdülhuzza. Allah-u Ekber. Abdülhuzza. Uzza'nın kulu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır dedi. Senin ismin Abdullah Zülbicaden dedi. Sen dedi Allah'ın kulusun. Ona da bir hatıra bırakmak istedi. Ona bir hatıra bırakmak istedi. O bica var ya kıyafeti. Onunla anılsın. Hatırası böyle canlı kalsın. Allah için çırılçıplak kalmayı göze almış bir gence verilecek en güzel künyelerden biridir ha. İki tane elbise sahibi, iki tane bica sahibi. Takva elbisesini giymiş çocuk. Hidayet elbisesini giymiş çocuk. Çıplak kalsa ne yazar? Şimdi soruyorum Müslümanlar. Mescitlerden, camilerden çocuklarımız şu an kiliseye gidiyor. Gitmiyor mu? Ulan kilisedeki adam kiliseden kaçıyor Hristiyanlar. Bizim çocuklarımız kiliseye gidiyor şu an. Efendim mumlar yakılıyormuş çok merak ediyorum diye girdikleri kapıdan bir daha çıkamıyor kimse. Bizim çocuklarımız şu an mescitlerden çıkıyorlar, ateizme gidiyorlar. Gitmiyor mu abi? Komünizme gidiyorlar, sosyalizme gidiyorlar. İslam elbisesini çıkartıyor, çırılçıplak olmasa ne yazar? Hidayet elbisesini çıkartıyor. Müslüman bir anne, Müslüman bir toplumdan kurtulmak için İslam düşmanlarıyla aynı safta yer alıyor. Bunlar bizim çocuklarımız değil mi abi? O zaman davetçiler çok işimiz var. Çok işimiz var gencim, çok çok. Kimseye küsmeye, kimseye kırılmaya, kimseye kızmaya, kimseye sırt çevirmeye hakkımız ve lüksümüz yok. Yok, böyle bir alternatifimiz yok. Davetçilerin çok çaba sarf etmeleri gereken bir dönem yaşıyoruz.
Düşünün ne olur eğitimciler, gençlere eğitim verenler, elif cüz öğretenler, tecvid öğretenler, İslam akidesini öğretenler, sizin de payınıza çıkacak bir şey vardır. Ayağınıza kadar gelen şu çocuklara Allah rızası için sahip çıkın. Ya sokakta yine vallahi bıraktım. Otogara gitmeyelim bıraktım. Parka gitmeyelim bıraktım. AVM'lere girmeyelim bıraktım. Caddelere gitmeyelim bıraktım. En gelişmiş mekanlara gitmeyelim. Vallahi ondan da vazgeçtim. Allah rızası için şu mescidin içine, şu caminin içine ayaklarımıza kadar yürüyen bari çocukları yetiştirelim Müslümanlar. Allah rızası için bir göl oluşturalım. İlimden dolu, ilimle dolu, amelle dolu, samimiyetle dolu, ihlasla dolu göller oluşturalım, havuzlar oluşturalım. Her birimiz bundan istifade edelim kardeşlerim. Vallahi Mehmet amcanın da bunda bir payı vardır. Onun da yapacağı bir yardım vardır. Nafi abinin de bir payı vardır. Şu mescidin içerisinde marangoz Bilal'in de payı vardır. Demirci Yasin'in de payı vardır. Herkesin üzerine düşen bir pay vardır. Düşüneceksin. Ne olur sorgula.